aniden fırtınalar kopar. Adı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Daha doğrusu bir türkü formatında bir bestem. Şimdi hayatınızda mesela her şey çok güzelken, sakin sakin, her şey gönlünüzce giderken birdenbire fırtınalar kopar mı, koptu mu? Böyle bir şey yaşadınız mı? Mesela iş hayatınızda olsun, ev hayatınızda olsun, ekonomik anlamda, belki hastalığınızda gider. Sanki aralarında anlaşmışlar da bu hafta her şey berbat olsun gibi bir durum belki başınıza gelmiştir. Ne yaparsınız o durumda? Şimdi esinlendiğim olay şu, İsa Ruhullah ve talipleri gölün bir tarafından öbür tarafına geçmek için bir tekneye biniyorlar. Göle açılıyorlar. Bu arada İsa'nın uykusu var, uyuyor. Birdenbire bir fırtına kopuyor. Yani rüzgar, sert rüzgar esiyor. Dalgalar büyüyor. Tekneyi yutacak kadar. Yani bu adamlar çok korkuyorlar şimdi. Öleceğiz diye düşünüyorlar. Panikliyorlar. Yani aslında bunlar balıkçı. Alışık olmalılar. Ama yani böyle bir fırtına demek görmemişler. Gidiyorlar, İsa'yı uyandırıyorlar. Efendimiz, Efendimiz, öleceğiz. Dalgalar bak falan diyor. Panikliyorlar, bağırışıyorlar. İsa diyor ki, imanınız nerede? Ey kıt imanlılar diyor. Neden korkuyorsunuz diyor. Kalkıyor, rüzgarı ve dalgaları azarlıyor. Ve rüzgar hemen diniyor. Ve dalgalar da hemen yok oluveriyor. Göl süt liman oluyor. Şimdi talipler şaşırıyorlar. Hayret ediyorlar. Bu adam kim ki rüzgara, dalgalara buyruk veriyor ve rüzgar, dalgalar onu dinliyor, ona itaat ediyor. Ya tamam, şifa verdiğini görmüşlerdi. Ama demek böyle bir şey görmemişlerdi. Ve kendi hayatımıza uyguluyorum. Yani bazen hakikaten yani her şey güzelken birdenbire fırtınalar çözülemez durumlar. Yani herhalde öleceğiz. Panikliyorum. Dua da ediyorum. Ve eninde sonunda çözülüyor. Yani mucizevi bir şekilde çözülüyor. Yani böyle bir şeyler düşünürken böyle bir beste çıktı ortaya. Türkü farzı. İnşallah seversiniz. Sanki hiç umursamıyor.
Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.